İyi günler değerli öğrenciler. Ben doçent doktor Mustafa Avcı. Temel İnsan Hakları Bilgisi 2 dersimizin birinci bölüm özet anlatım için karşınızdayım. Birinci bölümümüzde insan hakları kavramı ve kökeni hakkında size özet bilgiler vereceğim. Öncelikle insan hakları kavramı üzerine kısaca duralım. İnsan hakları etimolojik, sosyolojik ve dolayısıyla ahlaki olarak Kişinin sırf insan olduğu için sahip olduğu haklar demektir. İnsan hakları eğer bir kişinin sırf insan olmasından dolayı sahip olduğu haklar ise o zaman yalnızca insanların insan hakları vardır. Eğer bir varlık insan değilse tanımı gereği insan hakkına sahip olamaz. Her sosyal olgu gibi insan hak ve hürriyetlerin içeriği de toplum hayatının dinamizmi içerisinde ortaya çıkan Şartlar veya yeni farklı inanç ve düşüncenin değerleri yönünde değişimine ve gelişimine uğramıştır. Bu bakımdan insan hak ve hürriyetleri dini inanç, felsefi düşünce ve dünya görüşünün bir yansıması ve sonucu olarak değişen ve gelişen bir nitelik taşımaktadır. Bilindiği üzere kazanılan her hak bir yükümlülüğü de beraberinde getirmektedir. Hakların karşılığı olan bu yükümlülükler de hak sahibine aittir. Bu yükümlülükler hakkın niteliğine göre pozitif veya negatif olabilir. Yani kişi bir hak karşısında bir hareketi yapmakla yükümlü olabileceği gibi bir hareketten kaçınma yükümlülüğü altında da olabilir. İnsan haklarının temelinde bulunan haklardan yararlanma özgürlüğü daha geniş bir ifade ile özgürlük sözlük anlamı ile herhangi bir kısıtlamaya ve zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir koşula bağlı olmama durumu, her türlü dış etkiden bağımsız olarak insanın kendi istencine, kendi düşüncesine dayanarak karar vermesi durumudur. Özgürlük, insanın bilinçli ve amaçlı olarak eylemde bulunabilme potansiyelini, serbestçe seçebilme kapasitesini ifade eder. Bireyin özel alanın içerisinde zorlanmadan masum olması durumudur. Bireyin özel alanın içerisinde zorlanmaya tabi tutulabilmesi, tercihlerinin etkilenmesi konusunda düzenleme yapabilen, akla ilk gelen ve en büyük etken devlettir. Bu bakımdan özgürlükler konusunda bireyin zorlanmadan masum olması için devletin güçlerinin kontrolü gerekir. Bu kontrolü sağlayacak güç ise hukuktur. Hukuk aracılığı ile bireyin özgürlüklerinin devlete karşı korunması, insan haklarının toplum egemen kılınabilmesi mümkün olabilir. Salt özgür olma durumunu terimleştiren negatif özgürlük kavramını getirilen diğer bir eleştiri de rasyonel özgürlük anlayışıdır. Özgürlüğü bu açıdan ele alanlar, kişinin özgürlüğünün önünde devlet, toplum gibi dış dış engellerin yanında bilinçsizlik ya da yanlış bilinç gibi iç engeller de bulunur demektedir. Bu yaklaşıma göre kişinin bilinç dışı hareket ederek giriştiği eylemler özgürlüğünü kullanması demek değildir. Aksine kişi rasyonel olmayan bu davranışları ile kendi özgürlüğünü kendi sınırlıyor demektir. İnsan haklarının kökenine de birazcık bakalım. İnsan haklarının temelini oluşturduğu, kabul edilen insan onuru, insan olarak var olabilmeye ilişkin ahlaki bir görüştür. Bu doğrultuda Amerikalı düşünür Enright da insan haklarını insan tabiatının insanın insana yaraşır bir şekilde yaşayışı için gerekli kıldığı varlık şartları olarak tanımlamıştır. İnsan hakları ise bu ahlaki görüşün toplumsal olarak seçilmesini ifade eder. İnsan haklarını temel oluşturan insan doğası aslında köken olarak ahlaki bir varsayımdır. Her insanın temelde aynı eşit derecede ahlaki erdemlere sahip olduğu düşüncesine dayanır. İnsan hakları ise insani imkanların kaynağını oluşturan bu ahlaki görüşü hayata geçirmek için belli kurum ve uygulamaların gerekliliğini gösterir. Bu kurumların tesisi ve uygulamaların hayata geçirilmesi için girişilecek hareketin başlangıç noktası insan hakları olmaktadır. İnsan hakları, insan onuruna ilişkin belli bir görüşün, temel hakların kurumsallaştırılması yoluyla gerçekleştirilmesini amaçlayan bir sosyal pratik özelliği taşır. Bundan dolayı ahlaki görüş, siyasal gerçeklik, birey toplum arasında insan hakları uygulaması aracılığıyla birbirlerini şekillendiren yapıcı bir etkileşim söz konusudur. Ve doğuştan insan haklarına sahip olan insan, hayatı baştan başa kuşatan bu etkileşime neden olan insan haklarının yönetme yetkisine sahiptir. Bu özelliğiyle insan hakları devlet tarafından tanınsın tanınmasın hukuki güvence altına alınsın alınmasın bir coğrafyaya bağlı olmaksızın tüm insanlara tanınan hakları kapsayacak özelliktedir. Bu durum insan haklarına tanınan yüksek ahlaki nitelikten kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda insan hakları çerçevesinde insan, coğrafi sınırlar dikkate alınmaksızın içinde yaşadığı toplum ve mekandan bağımsız şekilde bir varlık olarak algılanmakta ve hak sahibi olarak kabul edilmektedir. İnsan haklarının felsefi temellerine bak bakacak olursak, M.Ö. 5. yüzyılda eski Yunan toplumlarının bulundukları çağ bakımına insanlığı en üst düzeye ulaştırdıkları kabul edilmektedir. Yunanlar Pers istilasına karşı savaş tehlikesini düşünmüşlerse de onların Perikles çağı olarak altlandırdıkları dönemde olumlu gelişmeler yaşandığı bilinmektedir. Eski Yunan toplumlarında polis şehir devleti siyasi bir kurum olarak oluşturulmuştur. Bu durum sınırları belli bir toprak parçası üzerinde siyasal, sosyal ve ekonomik bütünlük gösteren bir özelliğe sahiptir. M.Ö. 594'te Solon, aristokratlar ile mülkiye sahibi olmayan kişiler arasındaki siyasal çatışmada yasa koruyucu say seçilip Solon kanunları adıyla anılan bir takım düzenlemeler yapmıştır. Solon kanunlarında borç köleliği kaldırılmış, toprak sınırlandırması getirilmiş ve vatandaşları soyluluklarına göre değil zenginliklerine göre dört sınıf ayırmıştır. Bunlar 500 kilo üzüm, buğday, şarap gibi bir mala sahip olanlar, 300 kile, 150 kile, 150 kilenin altında mal varlığı bulunanlardır. Ülküç sınıfın zorunlu askerlik hizmeti bulunmaktaydı. O dönem için bu bir yükümlülük değil, bir ödül olarak görülmekteydi. Dördüncü sınıfın askerlik ve vergi hizmeti yoktu. Seçme hakları vardı ama memuru yönetici seçilemiyorlardı. Bu kanunlarla solun herkesin kanunlar önüne eşitliği ilkesi üzerinde durmuştur. Sofizm M.Ö. 5. yüzyılda Atina'da ortaya çıkmış Pers savaşları sonrasında Atina'daki yoğun gelişmeler siyasi açıdan zaman zaman aksamalara neden olmuş ve demokratik kurumların bu gelişmelere yeterince cevap verememesi nedeniyle Sofistler bu ihtiyacı karşılamayı amaçlamıştır. Sofistlere göre insan ahlaki bir değer ve varlık olmaktan ziyade çıkarlarına hizmet eden bencil bir varlıktır bütün insanların kabul edici, objektif, genel, mutlak bir gerçeklik bulunmamaktadır. Sosyal ve siyasal hayatta egemen kurallar da değişmez ve kutsal değerler değildir. Bunlar ülke ve zamana göre değişiklik arz edebilir. Ayrıca bu kurum ve kurallar insan iradesidir. Devlet de bu kurumlardan birisi olduğuna göre insan yapısına göre siyasi bir oluşumdur. Fakat bu siyasi oluşum temelinde kuvvet yer almaktadır. İktidar her zaman kuvvetin ifadesi, güçsüzlerin itaat etmesini gerektiren bir olgudur. Dönemlere göre doğal hukukun kaynakları farklıdır. İlk çağda tabiat ve düzen, orta çağda ilahi ve beşeri hukuk, yeni çağda hukuk, cebir, siyasal akıl arasındaki farklılıklar doğal hukukun çatışmalarından çıkış yolu aradığını göstermektedir. İlk çağlardan bu yana doğal hukukun akla mı, iradeye mi dayanacağı sorundur. Rasyonel düşünce insanı insan yapan en önemli özelliğin akıl olduğunu, doğal hukukun değişmez zamana bağlı olmadığını, ideal bir akısa düzen içerisinde olduğunu ileri sürer. İradeci görüş ise doğal hukukun kaynağını irade bildiriminde arar. Doğal hukukun amacında da tartışmalar vardır. Evet değerli arkadaşlar, birinci bölümümüzde insan hakları kavramı, insan hakları kavramın kökeni, insan haklarının felsefi temelleri gibi Konular öz, özet olarak değindik. Daha ayrıntılı bilgi kitabımızda ve e seminer sitesinde, Açıköğretim Fakültesi'nin e seminer programında sitesine yer alan diğer öğrenme materyallerinde ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere, iyi çalışmalar diliyorum.